Efendim merhabalar. Günün raporuna Agro TV ekranlarına canlı yayınımıza hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir haftadan, yepyeni bir günden 15 Ağustos Pazartesi gününden merhaba diyoruz efendim. Canlı yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün güneş enerjisini konuşacağız. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini konuşacağız. Her ne kadar İstanbul'da sağanak yağışlı, gök gürültülü bir gün olmuş olsa da bugün güneş enerjisi potansiyelini konuşacağız Türkiye'nin. Biraz Avrupa ülkeleriyle karşılaştırma yapacağız. Tabii Avrupa açısından baktığımızda özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında bir doğalgaz tedariği ve aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle doğalgazı %15 oranında biraz daha düşük kullanma konusunda karar birliği vardı biliyorsunuz. Acaba biraz geleneksel enerjiye yönlenmiş gibi mi gözüküyor ülkeler? Bunu da değerlendireceğiz. Bunları eline boyuna kiminle konuşacağız? Yine bir bilene, bir uzmana soruyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi Green Solar Network Yönetimi Başkanı Fatih Ünal canlı yayında. Birazdan sohbetimize başlayacağız. Kendisiyle enine boyuna güneş enerjisi potansiyelimizi, sektörü enine boyuna değerlendirmiş olacağız canlı yayında. Ama dilerseniz öncelikle piyasalarla başlayalım. Bugün yani 15 Ağustos Pazartesi gününde piyasalar açılışta dolarda, euroda, altında ve tabii ki BIST düz endeksinde hangi rakamları karşıladı haftanın ilk gününde? Dilerseniz ben aktarmaya çalışırken ekrana yansıtsın arkadaşlarımız da. Dolarla başlıyoruz. Dolar bugün 17.93 seviyesinden açılışını gerçekleştirdi ve an itibariyle 17.96 seviyesine çıktığını söyleyelim. Yukarı yönlü seyri devam ediyor haftanın ilk gününde doların. Euro ile devam edelim. Euro da bugün açılış 18.40 seviyesinden gerçekleşti ve 18.35'e indiğini söyleyebiliyoruz. Euro'da da doların aksine bir aşağı yönlü hareket devam ediyor. Altına bakalım. Altının gram fiyatı piyasalarda 1039 liradan işlem görmeye başlamıştı. Ons fiyatında da bir miktar düşüş olduğunu söyleyelim. Ve son olarak BIST düz endeksi diyoruz. Borsa İstanbul biliyorsunuz geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırmıştı. 2875 seviyesinden açılışını gerçekleştirdi BIST düz endeksi ve şu anda da yine 2875 seviyesinden yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Efendim piyasalara şöyle bir göz attıktan sonra bugün neyi konuşuyoruz? Sektörlerin, piyasaların, ekonominin nabzını tuttuğumuz günün raporu programımızda canlı yayında değerli konuğumuz Fatih Ünal'la beraber Green Solar Network Yönetimi Başkanı kendisi güneş enerjisini konuşacağız. Bu manada yenilenebilir enerji potansiyelimizi konuşacağız. Türkiye açısından kurulu gücü konuşacağız. Güneşlenme gün sayımızı konuşacağız. Ve özellikle karşılaştırmalı olarak sizlerin de ekranlarınıza ve canlı yayında yansıtmaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Özellikle dilerseniz bu Green Solar Network'ten biraz bahsedelim. Aslında Avrupa Birliği'nin de desteğiyle ortaya çıkmış bir faaliyet alanı var. Ve çalışma alanlarından sizden bahsetmenizi rica edeceğim. Biraz faaliyetten, kapsamdan, amaçtan bahsederek sohbetimize başlamak isteriz. Öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere tanıdığınız için. Green Solar Network Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir proje. Çok değerli ve önemli. Bildiğiniz gibi karbon salınımları noktasında ya da yeşil enerji noktasında ya da yenilenebilir enerji noktasında Avrupa Birliği'nin bunu tabana yayma. Yani herkesin işte sokaktaki insanın ya da işte akademisyenin, üniversitelinin ya da işte belediyede çalışanın ya da işte kamu kuruluşunda çalışanın ya da herhangi bir sektör içerisinde çalışan herkesin güneş enerjisiyle hakkında bilgisi olsun, bilgi sahibi olsun. Bu güneş enerjisi nedir, nasıl faydalanabiliriz? Baktığınız zaman çünkü sonsuz bir enerjiden bahsediyoruz. Tabii ki sonsuz değil ama mutlak noktasına baktığınız zaman sonsuz bir enerjiden bahsediyoruz. Sonsuz bu enerjinin kullanılması ve yaygınlaştırılması noktasında network kurulmasını amaçlayan bir projedir kendisi. Evet. Ve bu doğrultuda Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. 2019 yılında iki dernek olarak biz başladık aslında bu serüvene, bu yolculuğa. Birincisi Genset, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği. İkinci dernekte KAİSTER, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği olarak devam etti. 2019 yılında bu proje onaylandı ve 2020 yılında hayata geçti. Şu anda baktığımızda da 7 tane üyesi bulunmakta. Biraz önce söylediğim gibi Green Solar Network baktığınız zaman bütün paydaşları, yani bu sektörün içerisinde bulunan işte kamu kuruluşu olabilir, belediyeler olabilir, üniversiteler olabilir, özel sektör kuruluşları olabilir. Bu kuruluşların beraberce bir network oluşturarak, yani bir ağ oluşturarak birbiri arasındaki bilgi alışverişini sağlayan bir proje
Network'dir. Green Solar Network. Buradaki amacımızı biraz daha detaylandıracak olursak da bu güneş enerjisiyle ilgili temel bilgiden başlayacak. İşte güneş enerjisi nedir, nasıl bu fotonlar güneş enerjisine dönüşüyordan en sondaki kurulumuna, verimliliğine kadar bütün süreçleri, en iyi uygulamaları gösterdiğimiz bir platformumuz, bir projelerimiz. Bugüne kadar neler yaptım diye soracak olursak da ilk başta temel stratejilerimiz üzerine faaliyet gösterdik. Bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Bu stratejilerimiz doğrultusunda aksiyonlarımızı belirledik. Bu aksiyonlarımızın da en temelinde baktığınız zaman biraz önceki projelendirmelerimize ya da işte farkındalık yaratma noktalarımızda webinarlar gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili bir sonraki sorularınızda bunların detaylarına girelim. Ana başlıklar halinde vermek istiyorum giriş konuşmamda. Webinarlarımız oluştu. Konferansımız oldu. Sanal konferansımız. Evet. Gelecek dönemde yeni bir konferans daha gerçekleştireceğiz. Bununla beraber yine bilinçlendirme noktasında bir tane programımız var. Çok basit bir şekilde evinizin çatısını ya da arsanızı ya da işte herhangi bir metrekare belirterek çok basit bir şekilde güneş enerjisi santrali kurduğunuz zaman ne kadar sürede geri gelir, ne kadar maliyete ihtiyaç duymaktadır şeklinde basit bir proje tool'umuzda gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Evet, yani burada hem tabii işletmeler açısından bakacağız hem de bireysel manada da bakacağız. Evet. Şimdi yapılması gerekenler var. Bir de tabii yapılması gerekenleri bilmeyen vatandaş olunca bir yol göstericiye ihtiyaç var. Dolayısıyla siz burada yol göstericilik manasında siz eğitim de veriyorsunuz. Kesinlikle. Evet, bunlara da değineceğiz birazdan. Ama şuradan devam etmek istiyorum. Güneş enerjisi bizim için neden önemli? Yani hani yenilenebilir enerji kapsamında olduğu için bir de hani sonsuz kaynak değil hiçbir enerji. Evet, bunun farkındayız ama bir taraftan da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini son derece fazla hissediyoruz. Mesela İstanbul'da Marmara bölgesi için yapılan bir fırtına, sel, yoğun yağış, gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var bugün. Hala da devam ediyor dışarıda yağış. Belki yer yer bölgelerde çok fazla olabilir. Ya buna uygun AFAD'ın aslında bir uyarısı vardı. Dolayısıyla bu şekilde biz hissedebiliyoruz. Buradan dönüyoruz, dolaşıyoruz. İklim değişikliğinin etkileri diyoruz. Yenilenebilir enerji diyoruz. Evet. Biz aslında dünyamızı çok da geleceğimizi düşünerek kullanmıyoruz. Bu noktada yenilenebilir enerji, güneş enerjisi bize nasıl katkı sağlayabilir? Şimdi çok önemli ve değerli bir konu bu aslında. Yenilenebilir enerji dediğimiz dünyanın en son işte Paris İklim Anlaşması ile beraber ortaya çıkartıldı. Karbon salınımı ve bu karbon salınımının en büyük aslında üreten kaynağı da enerji. Enerji. Yani enerjide bir değişim, bir devrim, bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu dönüşümde de yenilenebilir enerji dediğimiz zaman aslında aklımıza iki tane kaynak geliyor. Bir tanesi rüzgar enerji santrali, bir tanesi de güneş enerji santrali. Aslında Türkiye konvansiyonel anlamda baraj dediğimiz aslında o da yenilenebilir enerji kaynağı olarak sayılabilir. Hatta Türkiye bu konuda ciddi bir durumda. Ama şeye baktığınız zaman yenilenebilir enerji kaynağına iki tane yine temel sayıyoruz. Bir tanesi rüzgar enerjisi, bir tanesi güneş enerjisi. Birbirinden ikisi aslında birbirinden farklı enerji kaynakları oluyor. Ve eğer şeyine baktığınız zaman da montaj durumuna baktığınız zaman yani kolay hızlı bir şekilde devreye alınması noktasında güneş enerjisi çok daha hızlı bir şekilde devreye alınabilir. Çünkü statik bir şey. Evet. İşte güneş paneli koyuyorsunuz. O güneş panelinden DC bir gerilim elde ediyorsunuz. DC bir akım elde ediyorsunuz. Onu bir invertör vasıtasıyla AC'ye ve şu anda kullandığımız AC'yi akıma ve gerilime çeviriyorsunuz. Baktığınız zaman çok hızlı bir şekilde adapte edebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Teknoloji anlamında her yıl üzerine koyarak gelişmekte. O yüzden de işte gökyüzünde, güneşi gördüğümüz her yerde bu enerji kaynağına ulaşabiliriz. Hatta şöyle düşünün, işte bir köydesiniz. Herhangi bir şebekeye de bağlı değilsiniz. Herhangi bir şebekeye bağlı değilsiniz ve o şebekeye ihtiyaç duymadan da siz işte gökyüzünden gelen güneşle off-grid dediğimiz yani şebekeden bağımsız bir sistem kurarak da evinizdeki elektrik ihtiyacını üretebilirsiniz. Bu çok değerli ve önemli. Ve sadece işte şey olarak düşünmeyin, çok büyük ölçeklerde şu anda işte meskenler dediğimiz evlerimizde kullanabiliyoruz ya da endüstriyel tesislerde kullanabiliyoruz ya da arazide kullanabiliyoruz. Çok farklı çeşitli uygulama alanları var. Hatta son dönemlerde işte yüzergeçler dediğimiz işte herhangi bir şeyin gölün ya da denizin üzerine kurulabiliyor ya da tarım agroges dediğimiz uygulamalar var. Evet, evet. Onlar da görülüyor ki
AgroGES uygulamalarında üretiminin de yani tarımsal üretiminin de veriminin arttırıldığını da görülüyor. Yani her dönem, her yıl üzerine koyarak teknolojik gelişmeler bize çok daha değerli ve önemli sonuçlar üretmemizi sağlıyor. Aslında evet, bizde o potansiyel de var. Zaten evet. Potansiyel olmasa bu kadar helalde hızlı gelişime açık bir sektör de olmaz diye düşünüyorum. Hı-hı. Bakıyorum ben notlarıma. Türkiye'nin ortalama 200 günü güneşli geçiyormuş. Yine Hı-hı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir güneş enerjisi potansiyeli atlası var bildiğim Hı-hı. Kadarıyla GEPA evet. Adıyla. Yıllık toplam güneşlenme süresi 2,737 saat olarak gözükmekte. Hı-hı. Şimdi Türkiye ile diğer ülkeleri karşılaştırdığımızda güneşli gün sayısı açısından Hı-hı. Baktığımızda biz biraz daha öndeyiz herhalde. Doğru. Şimdi hem Avrupa ülkeleri bazında konuşunca. Evet, hem Türkiye'ye baktığımızda hem dünyaya baktığımızda aslında güneş ışınımı olarak en yüksek olarak baktığımızda 30 güney, 30 kuzey boylamındaki aradan bahsediyoruz. Bunun içerisinde aslında Afrika'da bulunmakta, Türkiye'de bulunmakta, hı hı. Avrupa'nın belli kısımları da bulunmakta. Türkiye'nin potansiyeli itibariyle baktığınız zaman çok daha gidecek yerimiz var. Evet. Çok daha potansiyele sahibiz ve her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. Bugünkü Temmuz ayı verilerine göre bakacak olursak da 8.7 gigawattlık bir kurulu güce sahibiz güneş enerji santrallerinde. Çok kötü noktada değiliz, çok iyi noktada değiliz ama şu bir gerçek ki çok daha gidecek yerimiz var. Çok daha büyük potansiyellere sahibiz. Avrupa ile kıyaslayacak olursak da Avrupa'ya da Hollanda ile. Şimdi tabii bunlar topyekun bir ülke stratejisi ya da bir bakış açısıyla da değerlendirmek gerekiyor. Yani sadece sizin güneşi enerji ışınım değerinizin çok iyi olması yetmiyor. Buna işte topyekun olarak yönetmeliklerin, kanunların, işte bu sektörün içerisindeki bütün paydaşların bu doğrultuda hareket ediyor olması gerekiyor. Bu bir teknolojik gelişim, bu bir bakış açısı. İşte tükettiğin yerde işte üretti işte daha dağıtık sistemler, bunlarla ilgili teknolojiler. Çünkü baktığınız zaman güneş enerjisi dediğiniz zaman aslında çok daha dağıtık sistemlerden bahsediyoruz. Yani İşte İstanbul'un işte en basitinden baktığınız zaman evinizin çatısına koyabiliyorsunuz. Burası da bir enerji santrali. İşte sizin yan komşunuz da bir enerji santrali halinde. Çok fazla dağıtık bir noktadan enerji üretildiği için bunların yönetilmesi de farklı bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Ve teknolojik olarak da bunların bu altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Ve en önemlisi de bunların hepsine baktığınız zaman da Türkiye'nin stratejisi, yani enerji stratejisi noktasında hareket edildiği zaman farklı sonuçlar elde edilebilir. O yüzden de sadece ışınım değerinizin ya da güneşinizin çok yüksek olması önemli değil. Bunları topyekun bakmak evet. gerekiyor. Hem teknolojik anlamda hem bakış açısı anlamında. Evet. Yani evet potansiyelimiz anlamında. Var evet. ama bu potansiyelin de işlenmesi gerekiyor. Aynı Kesinlikle. Bir maden hani madenden çıkarılan Kesinlikle. Değerli taş gibi. Dolayısıyla buna uygun yönetmelik kanunu Doğru. vesaire bunların hızlı bir şekilde teknolojik daha da evet yani yok demiyoruz. Gerekiyor. Tabii evet. ki var. Daha da hızlandı aslında. Hı-hı. 2016-2017'ye Kesinlikle. Göre daha da ilerideyiz. Ama daha da hızlanmalıyız Doğru. diye düşünüyoruz. Çünkü yani yenilenebilir enerji konusunda kat etmemiz gereken diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Kesinlikle. Türkiye açısından fazla yol var. Bakıyoruz özellikle Türkiye güneş enerjisinden de binde bir oranında yararlanabiliyormuş aslında. Ve bunun günlük biraz önce söylediğim 2,737 saatlik güneşlenme süresi günlük de 7,5 saate denk geliyor. Burada herhalde bireysel manada da biraz önce konuştuk ya hem işletmeler açısından güneş enerjisi panellerinin işte yüzerges tarımda kullanılması vesaire biraz ondan da gireriz, onlara da gireriz ama bireysel manada daha önce bazı böyle bürokratik engellemeler vardı yok değildi 2016-2017 civarında. Aslında yönetmeliklerle desteklendi daha da öne açıldı diyebiliriz. Şimdi bireysel manada mesela çatısında bir güneş enerjisi panelinden güneş enerjisi paneli kullanmak isteyen vatandaş neler yapabilir? Bunu sormak istiyorum. Siz her ne kadar böyle eğitimlerle desteklemiş ve bilinçlendirmiş olsanız da bilmeyenler olabilir tabii. Bu eğitimlere katılmak isteyenler de olabilir. Bu noktada nasıl bir yol izlenmekte bireysel manada? Nasıl yönlendiriyor bürokrasiyi vatandaşı? Şimdi öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Yönetmelikler, kanunlar dediğimiz noktada son yıllarda çok ciddi gelişmeler kaydetti. Hı hı. Bunlarla ilgili kanun ve yönetmelik koyucular. Hı hı hı. Çok ciddi kolaylıklar getirmeye başladı. Hatta en son Ukrayna krizi şunu gösterdi. Ukrayna savaşı şunu gösterdi. Enerji güvenliği ve enerji arzı çok önemli. Evet. O doğrultuda mümkün olduğunca çok hızlı bir şekilde enerji güvenliğini ve enerji arzını sağlayabilmek için mevcut tesislerin de kullanılması anlamında güneş enerjisinde hibrit enerji santralleri gündeme geldi. Ya da işte bir endüstriyel şeyiniz var, üretim fabrikanız var. Bu tükettiğiniz enerji üretmek için çatılarınıza şey yapıldı. Hatta o kadar hızlı gelişiyor ki geçen hafta içerisinde lisanssız enerji yönetmeliğinde bir değişiklikler oldu. Çok büyük bence aşama kaydedildi bu lisanssız
enerji yönetmeliğinde. Şimdi şöyle düşünün, sizin burada bir fabrikanız var ama evet, bu fabrikada tükettiğiniz enerjiyi karşılayacak, enerji santralini kuracak yeriniz yok. Hı hı. Ama ne oldu? Şimdi gidip farklı illerde, işte Hakkari'de, Van'da enerji santrali kurup bu İstanbul'daki tükettiğiniz enerjiyle mahsuplaşabiliyorsunuz. Bu da daha önce yoktu. İşte evet, adım adım üzerine koyuldu. Bireysele gelecek olursak da ilk başta geldiği noktada 10 kW'lık bir işte standart evden, baktığınız zaman 10 kW'a kadar bir yönetmelik vardı. O yönetmelik 25 kW'a kadar güncellendi. Yani daha yüksek bir güce çıkartıldı. Bu güce çıkartılmasıyla beraber işlemler de kolaylaştırıldı. Yani sınır aslında 25 kW'ın altında mesken dediğimiz uygulamalarda oluyor. Bu meskenlerde öncelikle dağıtım şirketine gidiyorsunuz. Oradan işte gerekli başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvuru evraklarının içerisine baktığınız zaman da çok fazla aslında çok bürokratik şeyler kalmadı. İşte tapunuz ya da işte kiracıysanız ya da kullanım hakkınız, işte sözleşmeniz gibi böyle basit evraklarla beraber başvuru yapıyorsunuz. Başvurundan işte çağrı mektubu aldıktan sonra işte bu sefer işte şeye gidiyorsunuz. TEDAŞ, EDAŞ'lara gidiyorsunuz tekrar. Evet. Bu doğrultuda baktığınız zaman da süreç çok daha hızlandı. Yani her yeni dönemde çok daha farklı uygulamalarla bu sektörün önü açılıyor. Şu anda aslında temelde baktığınız zaman en şey şu, tükettiğin kadarını üret. Evet. Stratejisi üzerine gidiyor. Bütün yönetmelikler bizim gördüğümüz kadarıyla. Ve bireysel kadarıyla manada 25 kW'a kadar güneş enerjisi panellerine elektrik üretimi evet, yapılabiliyor. Lisanssız bir şekilde. Lisanssız 25 kW. Ki normalde baktığınız zaman işte 3+1 evde kullanacağınız 6 kW, 7 kW en fazla. İşte bu villaya gittiği zaman içerisinde elektronik eşyaları arttığı zaman ya da işte kontrol sistemine geldiği zaman da bu belki 10 kW'ın üzerine çıkabilir ama 25 kW çok ciddi anlamda yeterli bir enerji seviyesi. O yüzden de 25 kW'ın altında çok ciddi kolaylıklar getirildi. Evet. Tabii bölgesel anlamda kişilere ve şahıslara bağlı bazı zorluklar olabilir ama günün şeyine baktığınız zaman, temeline baktığınız zaman, en azından bürokrasi noktasına baktığınız zaman da çok ciddi kolaylaştırmalar geldi. Yeter ki siz bununla ilgili yatırım kararı alın ve yapın. Evet, yani sadece hani bunu kararını evet, vermeliler, harekete geçmeliler, hı hı, biraz araştırmalılar, öğrenmeliler, kaç kilovata kadar aslında neler, hı hı, yapılabilir, nasıl, hı hı, nelere imza atılmalı vesaire bu konuda da. Zaten tüketim değerlerini şeylerden öğrenebilirler, aldıkları faturalardan öğrenebilirler. Hem tutarları, çünkü hı hı, tükettikleri bedel karşılığında da kaç yılda bu yatırımlarını geri döndürebildiklerini görebilirler. Çünkü baktığınız zaman da bireysel de olsak biz bir enerji santrali kuruyoruz aslında çatımıza. Evet. Ve ne kadar sürede bu bir yatırımın ne kadar sürede geri döndüğünü öğrenebilmemiz için de ne kadar tükettiğimizi biliyor olmamız lazım. Yani biraz daha evet, araştırsınlar. Bu doğrultuda bireyseller için değil ama ben bu endüstriyel çatılar için özellikle ya da endüstriyel arazide ben hep şunu öneriyorum. Herhangi bir derneğe, bu konuyla ilgili bir derneğe bence üye olmalarında fayda var. Çünkü bu derneklerin içerisinde yani sivil toplum kuruluşların içerisinde son güncel şartnameleri, son güncel yönetmelikleri ve kanunları çok iyi yakından takip ediyoruz. Bilgi sahibi olabilirler. Ve hani yatırım yaparken de, karar verirken de bu süreçlerin içerisine daha sıkı bir şekilde dahil olabilirler diyorum. Evet, şimdi biz hep böyle girdi maliyetlerinden bahsediyoruz tarım, hı-hı, özelinde konuştuğumuz evet, zaman. Şimdi girdi maliyetleri, maliyet dediğimiz zaman içine işte elektrik üretimindeki, elektrikteki fiyat artışı vesaire onlar da giriyor. Hı-hı. Bakıyoruz şimdi özellikle tarımdaki bu GES'e değinmek istiyorum. Buradan, hı-hı, oraya geçmek istiyorum. Hem yüzer GES'leri gördük. Evet, hı-hı, bazı evlerin çatısında böyle güneş enerjisi panellerini, hı-hı, de görüyoruz. Genelde işte bazı yazlık mekanlarda su ısıtmak için vesaire doğru, de kullanılıyor genelde ama. Güneşin evet, ikinci bir enerji kaynağı. Evet, aynen. Hı-hı. Ama artık o elektriğe doğru yollanmamız doğru, gerektiğini onu da öğrenmiş doğru, olduk. Tarım açısından baktığımızda tarımda nasıl çıktılar elde edebiliyoruz bu manada GES'te? Şimdi tarım GES uygulaması Türkiye için aslında çok eski bir kavram değil, yeni bir kavram. Çünkü baktığınız zaman işte normalde arazi başladı, şimdi çatı başladı, bireysele indi. Bunlar zaman içerisinde belli bir sektörel olgunluğa erişildikten sonra ortaya çıkan şeyler. İşte yüzer GES'e baktığınız zaman da Türkiye'de bir ya da iki uygulamasını görebilirsiniz. Tarım GES'le ilgili de evet birkaç tane uygulaması var ama en temel çıktısı şu işte birincisi o santralin altında, panellerin altındaki ürettiğiniz ya da işte şey yaptığınız tarım olarak işte sebze ya da meyvenin, hı hı, daha az şeyle, daha sulamayla, hı hı, üretilebildiğini ortaya çıkartıyor. Ama bununla ilgili tamamen böyle çalışılmış, ben verisel bir şeyler sunamam şu anda size. Çünkü daha dediğim gibi yeni çok yeni yeni ilerliyor. Üzerine gidiyor. Çünkü baktığınız zaman işte panel var, onun altında bir alan var. Normalde şu anda atıl alanlar. Bunları tarımla beraber değerlendirdiğimizde ya da işte sulama dediğimiz zaman, işte o tarım arazilerinin sulaması anlamında baktığınız zaman, hı hı, sistemden bağımsız off-grid olarak pompalar var, su pompaları var. O tarım arazilerinin sulanması
anlamında böyle uygulamalar var. Ama yani şöyle gibi, diyebilir miyiz? Elektrik tarafından elektrik kullanmak yerine hani güneş enerjisine, güneş panellerinden elektrik üretimi ve işte tarımda gesi kullanma daha karlı diyebilir miyiz? Daha kısa sürede geri dönüş ve karlılık daha kısa sürede kesinlikle geri dönüş alabiliyor mu? Evet, yani hiçbir çıktısı olmasa bile günün sonunda baktığımız zaman da bir enerji ihtiyacınız var. Bu enerji güneş enerjisinden sağladığınız noktada baktığınız zaman da hem işte, temiz enerji. Hem temiz enerji olmuş oluyor. Çünkü günümüzde şimdi endüstriyel tesisler için var. Yarın bir gün bu ihraç ettiğimiz işte sebze ve meyvede de karşımıza çıkacak. Karbon salınımı vergileri var. O yüzden de endüstriyel tesislerde şu anda bu vergilere çünkü %20, %30 gibi karbon vergilerinden bahsediliyor, konuşuluyor. Şu anda net bir şey yok. Ve bu %30, %20'lik karbon vergilerini de düşündüğünüz zaman bu yatırımlar çok anlamlı hale geliyor. Ve şeye baktığınız zaman da enerji fiyatları her gün artıyor. Şimdi kimse şunu diyemez, 3 ay sonra enerji fiyatı nereye gidecek, 6 ay sonra nereye gidecek diyemez. Ama bir enerji santrali kurduğunuz zaman bir bankadan kredi çekiyorsunuz ve sizin o krediyle vereceğiniz baktığınız zaman faiz ve ana paranın bedeli belli. Siz bunu çok rahat bir şekilde fizibilite çalışması yapabilirsiniz. İşte tarıma dönecek olursak da ürettiğiniz sebze ve meyvenin yarın ihraç edildiği zaman çünkü Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği zaman bu karbon durumları da salınım durumları da bakılacak. Bunlara ilave vergiler de gelecek. En azından bu vergilerden kurtulmak için kullandığınız enerjiyi güneş enerjisiyle kullanmanız da tabii ki bu vergilerden muaf olmanız için en büyük hem üretici açısından hem de üreticinin cebi açısından yani kesinlikle. Daha fazla kazanması ve daha az vergi ödemesi açısından hem de temiz enerji kullanması açısından. Tabii yani Türkiye'nin güneş enerjisinde bir adım daha aslında kesinlikle. Ön plana çıkması için bir de şunu sağlayacak değerli. Şimdi normalde işte çalıştırdığınız bu su pompaları işte mazotlarla çalışabiliyor. Off-grid sistem biraz önce bahsettiğim gibi herhangi bir enerji şebekeye bağlı olmadan da bir enerji üretebileceksiniz. Bu da ne olacak? Sizin o mazot kullanımınızı da ortadan kaldırıp güneş enerjisiyle o pompayı çalıştırabilir bir hale geleceksiniz. Yani işte ürettiğiniz sebze ve meyveye direkt etkisi olmasa bile en azından sulama olarak baktığınız zaman ya da ilaçlama için makine kullandığınız zaman mazot ki devreye ihtiyaç girmeyecek. Devreye girmeyecek enerjiyi buradan sağlayabileceksiniz. Bizde girdi maliyetlere bu kadar arttı. Girdi maliyetleri şöyle oldu böyle oldu diye konuşmayacağız kesinlikle, yani. Ya da konuşacağız olacak. Ama işte tarımda daha avantajlı bir durum var. O da işte güneş enerjisinden elde edilmesi. Doğru. Tarımdaki GES dolayısıyla şöyle şöyle duruma geldik diyebileceğimiz günler zaten tarımda da konuşulan önemli. Dijitalleşme ya da tarımda da Endüstri 4.0 ya da Tarım 4 dedikleri konunun içerisinde bu tarz uygulamalar da var. Yani işte geleneksel tarım yöntemlerinden bu tarz biraz daha... Biraz akıllı tarım teknolojilerine de giriyor evet, bu. Evet, bu. Evet. Evet. Dolayısıyla hani burada bir potansiyelimiz var. Bunu böyle yani yürüyerek yavaş yavaş kaplumbağazında değil de hani koşmamız lazım. Doğru. Potansiyelimiz mevcutken doğru. Yönetmeliklerle de destekleyerek doğru. Aslında hem üreticiyi bilgilendirmeli hem doğru. Tüketiciyi bilgilendirmeli. Böylece maliyetlerden de karlılık oranı artmış olacak. Farkındalığı arttırmamız. En tabii. Temel şeyimiz o farkındalık. Yani bu güneş enerjisi nedir? Kullanırsam ne gibi faydası olur? Bunun çıktıları ne olur? Ne iş yapıyorsanız bugün tarımdan bahsediyoruz ya da işte tekstil fabrikanız olduğunu düşünün. Demir çelik olduğunu düşünün. Ya da baktığınızda ne geliyorsa en basitinden eviniz olduğunu düşünün. Bir farkındalık geleceğe dair, çocuklarımıza dair farkındalık dünyamız için bir farkındalık olarak kesinlikle. Düşünmek gerekiyor. Şimdi biz burada evet Türkiye'nin potansiyelini konuştuk. Atmamız gereken adımlar var dedik, koşabiliriz dedik. Doğru. Bakıyoruz yapmamız gereken çok şey var diyoruz ama bir taraftan da Rusya-Ukrayna savaşı yurt dışına doğru. Baktığımızda bu Rusya'nın önemli bir doğalgaz tedarikçisi olması doğru. Dolayısıyla işte Avrupa Birliği ülkelerinin %15 daha az kullanıma karar vermeleri sonrasında sanki böyle bir kömüre veya işte geleneksel enerjiye dönüş var gibi bir ortam var. Küresel evet. Manada enerji sektörünün bu değişimi baktığımızda siz nasıl bakarsınız? Şimdi şöyle tabii ki Ukrayna-Rusya krizini kimse beklemiyordu ve bugüne kadarki baktığınız zaman Avrupa'nın en büyük enerji kaynağı Rus doğalgazıydı, Rus gazıydı. Şimdi bu ani, gerçi tam ani değil ama bu kriz şunu da gösterdi. Enerji bizim en temel öğemiz ve enerji güvenliği ve arzı da bir diğer en önemli stratejik ülkesel ülkelerin ulusal güvenliği noktasında. O yüzden de baktığınız zaman şu anda bir kriz var. Evet. Gaz krizi var. Rusya bir taraftan kesmeyi, Avrupa bir taraftan da azaltmayı düşünüyor. Bu doğrultuda baktığınız zaman şu anda herkesin derdi aslında enerji bulmak, ucuz enerji bulmak. O yüzden evet. Bu enerjinin nereden üretildiği, nasıl üretildiği şu anda gündem değil. Önemli olan gündem bu enerjinin nereden üretildiği. O doğrultuda işte Almanya 2030'da çıkacağını söylemişti kömürden. Ama böyle giderse bu çünkü Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar gideceği de belli değil. Böyle giderse belki o süreyi uzatacak. İşte İtalya 2025 dedi. Bence gerçekçi diye o da işte 2026-2027'ye doğru gidecek.
Yani dediğim gibi önemli olan enerji güvenliği ve enerji arzı. Bu durumda da nereden bu enerjiyi bulacaksanız ve en ucuz şekilde nasıl bulacaksanız şu anda odaklanmış. Yani yangın yanıyor. Evet. Şu anda işte nefes almaya çalışıyor insanlar. Daha kaliteli bir yerde nefes almak değil de nefes almaya çalışıyor. Yani bu kömür ya da diğer geleneksel enerji kaynaklarına baktığınız zaman nefes almanızı sağlayan bir şey haline geliyor. Evet. Onlar bir noktaya aslında oturduktan sonra bu sefer daha kaliteli nefes alalım, daha yeşillikte olalım. Yani hayatta yani kalma mücadelesi şu an. Evet, şu an savaş ortamında aslında enerji kalemine bakmak yerine ya da enerji çeşitliliğine yerine sadece ben enerjiyi alayım da ne olursa olsun görüşü hakim şu anda. Hatta geçen gün bir tane haber vardı. İsveç'te özellikle enerji krizinin yaşanabileceği kış aylarında buna hazırlık yapılması için hükümet tarafından bir çağrı yapılmış. Odun ve mum özellikle stoklayın denilmiş vatandaşa. Evet. Yani bir enerji krizi de kapıda kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Hem Türkiye için de aslında her sene İran'la yaşadığımız bir enerji krizi var Aralık ayında. Evet. Evet, dışa bağımlılık dolayısıyla aslında ithal enerji dolayısıyla bakıyoruz Avrupa Birliği de böyle Avrupa Birliği kesinlikle ülkeleri ya da Avrupa'daki ülkelerde de böyle bir durum var. Doğru. Nasıl buluyorsunuz bu çağrıyı? Odun ve mum stoku yapın İsveç'ten. Yani tabii çağrılar farklı ülkelere farklılık gösterebilir. Mesela bizim Alman dostlarımızla da konuştuğumuz zaman onlar da biraz işte countryside dediğimiz biraz daha şehrin dışında olan alanlarda. Onlar da ciddi anlamda odun stoğu yapıyorlar. Hı hı. Tabii ki mesela işte daha önce de biraz önce de sizin söylediğiniz gibi Avrupa Birliği sadece işte odun ve mum değil. Bununla beraber işte kışın ya da yazınki klima değerinizi işte 1 derece 2 derece bile kısmanız çok ciddi anlamda bir tasarruf durumu söz konusu. Böyle zor durumlarda böyle kararlar alınması bence değerli ve önemli. Önemli olan halkın veya işte toplumların da bunlara uyuyor ve gösteriyor olması lazım. Çünkü dediğim gibi bu sürecin ne kadar gideceği belli değil. Evet. Belli olmadığı için de ucu karanlık. Ve bu karanlıkta bu riski ne kadar kontrol edebilirseniz o kadar değerli. O yüzden de ben bu tarz şeyleri çok değerli buluyorum. Önemli olan bunlara uyum sağlayabilmek. Evet. Bu farklı ülkelerde farklı çeşitlikler gösterebilir. Onlar işte mum ve odun demiş. Başka ülkeler farklı önlemler alabilir ama temelinde bu bilinmezliği mümkün olduğunca yönetebilmek yatıyor. Aslında burada biz pozitif ayrışabiliriz güneş enerjisi, rüzgar enerjisi açısından. Kesinlikle. İşte elimizdeki potansiyelimizin biraz farkına varmamız gerekiyor herhalde. Türkiye'de özellikle bakıyorum ben, Türkiye'nin güneş enerjisine kurulu gücü yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı'nın söylediği, Abdullah Tancan sanırım, onun söylediği yakın zamanda 8000 megawatt. Güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da 8.ymişiz, dünyada da 16. sıradaymışız. Özellikle Türkiye bu manada nasıl bir hedef koymalı önüne güneş enerjisinde, onu sormak isterim. Şimdi şöyle, tabii gönül ister ki çok şeyler koysun bu sektörün içerisinde bir oyuncu olarak baktığınız zaman bu hedefler bir taraftan işte istihdam sağlıyor, istihdam artırıyor. Bununla beraber işte fabrikalar kuruluyor, yatırımlar yapıyor. Gönül ister ki çok fazla bir şekilde artsın. Ama günün sonunda baktığınız zaman Temmuz ayı itibariyle, belki o biraz birkaç ay eski bir veri olabilir. Temmuz ayı itibariyle 8.7 gigawattta. Ama sırası değişmemiş. Yine 6. kaynağımız Türkiye olarak baktığınız zaman 6. kaynağımız. Dünyadaki yeri de değişmemiş. Yine 16. Bunu niye söylüyorum? Çünkü baktığınız zaman dünyadaki Türkiye'nin konumu yıllar içerisinde hep aslında baktığınız zaman aynı şeyde kalmış. Yani dünyada işte 800. Bir sıra atlayamamışız. İşte Türkiye'de 8.7 iken dünyada da 870. Yani şeyle yüzde çarpabilirsiniz bu şeyi, değeri. Gitmemiz gereken yol noktasına da devletimiz YK, lisanslı YK uygulamaları yapıyor. İşte yaklaşık YK 5 en son yayınlandı ama süresi ertelendi. Her yılına yaklaşık 1 gigawattlık bir potansiyelle ilerliyoruz. İşte 100 olur, 200 olur, 900 olur. Baktığınız zaman Türkiye'nin trendi aslında bu. Potansiyel anlamında var ama bunu sağlayacak işte ham madde. Şu anda biliyorsunuz Covid'den dolayı ham madde krizleri de söz konusu. Asla yapılabilecek bir şey yok, sınırlama yok şu anda. Ama bizi sınırlayan ham madde ya da ürün tedariği. Bugün bir ürüne baktığınız zaman size 6 ay hatta önümüzdeki yılın tedarik süreleri veriyor. Siz yapmak istiyorsunuz, her şey var, izninizi almışsınız ama koşullar izin vermiyor. O yüzden optimistik taraftan bakacak olursa, olumlu taraftan bakacak olursak da aslında yönetmelikler noktasında önümüz açıldı. Özellikle lisanssız tarafta tükettiğin yerde üret mantığıyla, stratejisiyle
Ama bunları yapacak ürün tedari noktasında bizi kısıtlayan şeylerimiz var. Evet, ama lisanssız manada da yine artacak herhalde değil kesinlikle. Mi kullanım? Öyle gözüküyor. Kesinlikle. Tabii kolaylıklar çünkü kapsamında. Çünkü endüstriyel tarafta biraz önce söylediğim gibi karbon vergisi çok büyük ve korkutucu bir kalem olarak gözüküyor. Normalde 100 euroya sattığınız bir ürünü vergiden dolayı 120-130 euroya satmak zorunda kalacaksınız. Bu vergiden sıyrılmamız lazım kendimize. İçin kesinlikle. Evet, özellikle daha fazla kar elde etmemiz için. Özellikle ihracat eden tekstil sektörü ve bu tekstil sektörünün dışında da Türkiye'de işte demir çelik sektörü stratejik önemli, çimento sektörü stratejik önemli sektörler içerisinde seçildi ve bu sektörlerin muhakkak bu yatırımları yapması gerekiyor. Bir de tekstil sektörü en çok büyüme arz eden kesinlikle. Şu anki konjonktürde Türkiye açısından baktığımızda evet. En fazla ihracat konusunda kesinlikle. Ön planda atılım yapmakta. Onu Türkiye'nin da konumuna olalım. Baktığınız zaman ihracattaki konumunu devam ettirebilmesi için en azından minimumda koruyabilmesi özellikle. İçin tekstilin bu yatırımları kesinlikle yapması evet. gerekiyor. Artık yavaş yavaş programımızı kapatacağız ama son olarak ben şuna değinmek istiyorum. Şimdi Green Solar Network konferansının birincisi yapılmıştı. Sanal evet. olarak yapılmıştı. 10 oturumda 33 konuşmacı doğru. yer aldı. 750 ziyaretçi takip. Katıldı. İkincisi de Kasım ayında. Kasım 2022'de evet. yapılacak. Oranın ana teması ne olacak? Neler konuşulacak? Biraz ona ilişkin bilgi de alalım. Ondan sonra kapatalım programımızı süper. İsterseniz. Şimdi biraz önceki söylediğinizi biz online olarak gerçekleştirdik. Çünkü Covid biliyorsunuz malum herkes etkiliyor. Bu Kasım ayında yapacağımız yüz yüze yapmayı planlıyoruz. 2 günlük bir organizasyon olacak. Çok değerli konuşmacılar, çok değerli katılımcıların olacağı bir organizasyonumuz olacak. Toplamda 8 tane oturumdan oluşacak. En azından şu andaki planımız bu. En önemli ana başlıklarını da sayacak olursak da yeşil mutabakat ve etkileri biraz önce söylediğim karbon vergisinin temelinde evet. olan güneş enerjisinin önemi yani en temel bilgileri paylaşacağımız yeni nesil finans çözümleri, blockchain'e dayalı finans çözümleri. Bu da önemli çünkü işte potansiyel var, yatırımlar var ama bunları nasıl finanse edeceğiz? Bunları konuşacağımız bir oturumumuz olacak. Mevzuatlar ve teşvikler bu da devamlı canlı ilerleyen bir süreç. Bu da bizim için önemli bir oturum olacak. Güneşteki yeni uygulamalar biraz önce söyledik. Yüzer GES dedik. İşte agro GES dedik. Kim bilir belki daha farklı önemli konuları da orada konuşacağız. Yeşil hidrojen. Bu da önemli. Özellikle Avrupa Birliği'nin hidrojen konusunda yeşilden olmasının sebebi de işte rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerjiden üretirseniz hidrojeni yeşil hidrojen diyoruz. Güneş enerjisindeki depolama bu da önemli bir gelişme. Aslında her depolama sistemi bir enerji santrali diye olarak düşünebilirsiniz. En son konumuz da elektrikli araçlar ve şarj istasyonları. Yani baktığınız zaman güneşi ortaya koyduğumuzda bu güneşle ilgili olan bütün konulara değineceğimiz çok keyifli, güzel sohbetlerin de olabileceği, en azından network aktivitelerinin de olabileceği, insanların birbiriyle tanışacağı, soruları sorabileceği keyifli bir ortam olarak planlıyoruz. O zaman Green Solar Network'ün internet sitesini lütfen takip etsinler. Lütfen. Ve konferansa ilişkin bilgi almak isterlerse de hem içeriğine ilişkin hem de konu başlıklarına evet. ilişkin mutlaka katılsınlar diyoruz. Bilgilenmek evet. ve farkında olmak isteyenler. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bizi aydınlattığınız sağ için. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için ayrıca ben iyi çalışmalar dileriz şimdiden. Teşekkürler. Efendim bugün güneş enerjisini konuştuk, Türkiye'nin kurulu gücünü konuştuk ve enerji potansiyelini konuştuk. Tabii yenilenebilir enerji niye konuşuyoruz? İklim krizi, iklim değişikliğine sıkça yer verdiğimiz için programlarımızda onların çıktılarını biz tabii böyle olumsuz şartlar olarak görmeye devam etmekteyiz. İşte bu olumsuz şartlardan sıyrılmak biraz da tabii dünyamızı daha yeşil bir dünyaya dönüştürebilmek için aslında yenilenebilir enerjiye daha fazla zaman ayırmamız, daha fazla alan yaratmamız gerekiyor. Bunların içerisine de hem rüzgar hem de güneş enerjisi girmekte. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini konuştuk, yapılması gerekenleri konuştuk, atılması gereken adımları konuştuk. Bunu kiminle konuştuk? Green Solar Network Yönetimi Başkanı Fatih Ünal bizi aydınlattı. Özellikle sektörde enerji manasında atılması gereken adımlar manasında bürokratik anlamda yönetmelikler açısından, bireysel açıdan ve işletmeler açısından da yapılanları ve yapılması gerekenleri de ayrıca değindi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yarın yine saatler 12'yi gösterdiğinde canlı yayında bizler burada olacağız. Günün raporuna sizleri de bekliyoruz efendim. Görüşünceye dek hoşça kalın.